Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size jandarma uzman erbaş mülakatlarında nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve 2021 yılı içerisinde mülakata girmiş olan arkadaşlardan aldığımız mülakat sorularını ve cevaplarını sizinle paylaşacağız. Sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlerseniz siz de mülakatla ilgili bayağı bir tecrübe edinmiş olursunuz. Şunu da size baştan söyleyeyim. Bunun ikinci ve üçüncü videoları da olacak. O yüzden kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız o zaman o mülakat soruları yayınlandığında da size haber gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Öncelikle içeriye girdiğinizde dik ve kendinden emin bir duruş sergileyin. Özellikle askerliğini yapan arkadaşlar bilirler, bir komutanın karşısına çıktığınızda esas duruşunuzun düzgün olması lazım. Güzel bir tekmil vermeniz gerekir. Eğer askerliğinizi yaptıysanız bunu bildiğiniz için girer girmez düz dik bir şekilde durun esas duruşu durum bunun size bir zararı olmaz. Ondan sonra adınızı soyadınızı söyleyin. Ondan sonra otur demesiyle beraber sizin için ayrılmış olan koltuğa oturun arkadaşlar. Asla heyecan ve panik yapmayın. Sorulan soruları iyi dinleyin ona göre cevap verin. Biliyorsanız cevaplayın bilmiyorsanız şu anda anımsayamadım ama buradan çıktıktan sonra bunu mutlaka tekrar araştıracağım deyin kekelemeyin çünkü kekelemeniz aslında orada sizden sorunun doğru cevabını beklemiyorlar soruya cevap verirken ki tavır davranışlarınız işte titremeleriniz ya da işte heyecan yapıp yapmadığınız aslında bunları ölçüyorlar o yüzden kekelememek için ve normal işte farklı reaksiyonlar vermemek için şu cümleyi ezberleyin ve bilmediğiniz sorularda bunu söyleyin ama her seferinde de bunu söyleyemezsiniz. O yüzden bunun bir iki alternatif daha versiyonun aklınızda tutun çünkü bazılarına 5-6 tane soru soruluyor. Mesela iki tane bilmiyorsunuz. İkisinde de aynı cevabı vermeniz uygun olmaz. O yüzden ama kabaca şöyle bir cevap aklınızda olsun ki orada heyecanla heyecanlanmadan bunu söyleyebilin arkadaşlar. Emin olup bildiğiniz konularda veya sorularda net cevap verin. Emin değilim gibi cümleler kurmayın. Sizi şüpheye düşürmek için zaten bildiğiniz ve emin olduğunuz sorularda yanlış cevabı ısrar edebilirler. Siz doğru bildiğinizden şaşmayın arkadaşlar ve bunu güzel bir şekilde ısrarla savunun. Her şeyden ve her konudan soru gelir. Her şeye hazırlıklı olun. Bundan kastımız matematik olabilir, coğrafya olabilir, tarih olabilir, genel kültür olabilir. Birçok konudan soru gelebiliyor. O yüzden genel manada bu sorular sizin için fikir verici olsun. Siz de sürekli bu konularda araştırma yapın. Mülakat çünkü çok önemli. Aldığınız puan sizin girip girmemenizde çok etkili olacak. Tuzak ve aldatıcı sorulara dikkat edin. İyice düşünüp öyle cevap verin. Komutanın gözünün içine bakın. Gözünüzü kaçırmayın. Çünkü mülakat heyetinde genelde bir psikolog da oluyor. Bu psikolog da sizin tavır davranışlarınızı, heyecanınızı ve göz kontağı kurup kurmadığınızı inceliyor. Kılık kıyafet olarak güzel görünün mümkünse klasik giyinin mülakata önem verdiğinizi gösterin. Bu bir bayramda bir büyüğünüzün yanına gittiğinizde ya da bir iş görüşmesine gittiğinizde nasıl dikkat etmeniz gerekiyor biraz kılık kıyafetinize Buraya da yırtık pantolonla böyle değişik kıyafetle giyme gitmeyin. Zaten bayan alımı yok erkek olarak tarif edecek olursak mümkünse bir tane gömlek giyin. Ee, ve e, altında bir tane kanvas tarzı, illa kumaş olmasına gerek yok ama kanvas tarzı klasik bir e, pantolon giyin. Şimdi e, burada da e, mülakat aşamalarıyla alakalı bir video daha hazırlayacağız. Onda da mülakattan sonra işte spordan vesaire sonra e, nasıl giyinirsiniz, nelere dikkat etmeniz gerekir onları da bahsedeceğim zaten. Sesiniz gür çıksın, seni duyamadın demesinler bu çok önemlidir. E, bir askerin sesi mutlaka gür çıkmalıdır. E, sizden o heyecanı, o asker profilini göremezlerse sizi e, elerler arkadaşlar o yüzden sesiniz gür çıksın. Seni duyamadım mıy mıy gibi böyle değişik bir atmosferde olmayın arkadaşlar. Bir asker gibi davranın. E, askerliğinizi yaptığınız bir asker nasıl Olmalı bunu biliyorsunuz. Bilmeyenler de bir büyüğünden ya da arkadaşından öğrensin bunu. Bunu bir e, çalışma pro olarak görsün bakın bunun ciddiyetinin farkına varın. Bir asker gibi davranın. Şimdi gelelim sorulara bakın bu soruların tamamı geçen dönem yani şu anda atama bekleyen ve ataması yapılan arkadaşlardan aldığımız sorular yani bizzat mülakatta bu sorular sorulmuş. O yüzden size de sorulma ihtimali yüksek. Mülakatta genelde bir soru havuzu oluyor. Tabi doğaçlama da bazı sorular soruluyor ama e, genelde bir soru havuzu oluyor ve bu soru havuzundan sorular soruluyor. Bu soru havuzundaki sorulardır demek ki bunlar ve size de sorulma ihtimali yüksek. Bu yüzden bu sorulara iyi cevap Verin ve hazırlanın bunun diğer videolarını da dediğim gibi takip edin. Başka daha sorularımız var. Şimdi. E bir şunu öncelikle ekleme yapayım. Memleketinizle ilgili ya da okuduğunuz bölümle alakalı size buradaki soruların haricinde özel spesifik sorular sorulabilir. O yüzden bölümünüzle memleketinizle alakalı biraz araştırma yapın, bilgi sahibi olun. İşte ünlü olan mesela memleketinizde ünlü olan şeyler neler ya da tarihinde önemli şahsiyetler varsa ya da önemli olaylar varsa bunları mutlaka iyi öğrenin. Mehmet Akif Ersoy'un safata eklemediği milletine armağan ettiği eseri nedir? İstiklal Marşı'da. Kavimler göçünü hangi devlet başladı, başlattı? Asya Hun Devleti Hazar Denizi arasındaki bölgede, bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymalarıyla başlamıştır. Türkiye'nin en çok gölünün olduğu bölge neresidir? Akdeniz bölgesinde bulunur. Zaten göller yöresi de bu bölgededir. Jandarma Genel Komutanı'nın adı ve rütbesi nedir? Orgeneral Arif Çetin arkadaşlar. 5 tane cumhurbaşkanı say. Bunda ben size tüm cumhurbaşkanlarını yazdım. E, aklınıza bunlardan hangileri gelirse onları da sayın arkadaşlar. Mustafa Kemal, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan. Şu anki Cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan ya da şu anki İçişleri Bakanı'nı da sorabilirler arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Jandarma Genel Komutanlığı İçişlerine bağlı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı onu da sorabilirler. Tamam mı arkadaşlar? Türkiye'nin sınır komşuları nelerdir? Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Nahçıvan, Azerbaycan. İstanbul köprüleri isimlerini say. Burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bunu örnek veriyorum. E, ne bileyim Kayserili birine büyük ihtimalle sormazlar ya da sormamışlardır. Bunu e, İstanbullu birine sormuşlardır. Buradan amaç da, biliyorsunuz eski e, Boğaz Köprüsü'ydü bunun ismi. E, 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Bunu biliyor mu, bilmiyor mu? Bu cevabı bu şekilde mi verecek, vermeyecek mi? Bunu ölçmüş olabilirler arkadaşlar. Edirne sınırında bulunan nehrin ismi nedir? Meriç ve Tunca. Bunu e, yanlış söylemeyin, Tunca. Drone Türk Dil Kurumundaki adı nedir? TDK'daki adı nedir? diye sor sormuşlar. Bunu hatta birkaç kişiye sormuşlar, tek bir kişiye değil. Uçan göz arkadaşlar ismi. Devlet kontrolünde yetiştirilen tarım ürünleri nelerdir? Kenevir, haşhaş. Tütün, pirinç, çay, şeker pancarı. Şimdi keneviri, haşhaşı belki çoğumuz duymuştur. Ama işte tütün, pirinç, çay, şeker pancarı bunu duymamış olabilirsiniz. Bunlar da devre, devlet kontrolünde yetiştiriliyor. Kabotaj kanunu nedir? 1 Temmuz 1926 yılında kabul edilmiştir. Dalgıçlık, kaptanlık, kılavuzluk, tayfalık gibi meslek meslekler Türk vatandaşlarına verilecektir. Kabotaj anlam olarak ülkelerin kendi limanlarına tanımış olduğu ayrıcalıklara verilen isimdir. Kısacası kendi kara sularındaki hakimiyetin tescilidir. Yani bu kabotaj kanunu kendi iç sularımızda kendi egemenliğimizi bir nevi ilan ettiğimiz bir kanundur arkadaşlar. Şimdi bizim internet sitemiz askerihaberler.com. Ee, Telegram adresimiz Telegram'ın arama kısmına askeri personel yazarsanız bizim tüm gruplarımızı bulabilirsiniz. Burada uzman erbaş grubumuza girin. Burada yaklaşık 4000'in üzerinde arkadaşımızla biz bu konuları konuşuyoruz. Bir bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Instagram'da uzman çoğuş alımları diye Instagram hesabımız var. 50.000'in üzerinde takipçimiz var. Bunlarla biz yine bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve duyurularımızı buradan yayınlıyoruz. Siz de hesaplarımıza katılarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.